Merhaba değerli izleyicilerim. Yine yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün yine çiçeklerimin bakım günü. Sizinle bu bakım gününde yaptıklarımı paylaşacağım. Bugün kaktüslerimize yaz bakımı yapacağız. Baharın gelmesiyle bitkilerin ihtiyaçları da değişiyor haliyle. Kış dönemi uykuda olan kaktüslerim su, besin, güneş ışığı ihtiyacı daha az oluyor. Şimdi yaz döneminin, baharın gelmesiyle, yaz dönemi gelmesiyle doğa uyanırken aynı şekilde bitkiler de uyanmaya başlıyor. O yüzden ben bu bitkilerime bir bakım yapacağım. Hem topraklarını değiştireceğim, saksı değişimlerini yapacağım. Daha büyük bir saksıyı alacağım. Hem de bitkileri uyandırma amaçlı neler yapabiliriz onları anlatacağım. Bu kaktüslerimin ben bir 6-7 ay önce saksılarını değiştirmiştim. Ancak şimdi kış dönemi de küçüktü o zaman ve kendi saksısındaydı. Başka bir saksıya aldım. Ancak kış dönemi uyku döneminde olduğu için kaktüs, sukulent benzeri bitkiler daha az su veriyordum. Ve güneş ışığı çok alan bir yerde değildi. O yüzden çok fazla büyümediler. Şimdi bunların toprağını değiştireceğim. Kaktüslerimin gördüğünüz gibi yavru gelişimi olmakta olan kaktüslerim var. Bunların daha hızlı yavru vermesini sağlayacağım ben toprak değişimini yaparak. Kaktüsümün toprağına gelince ben bir kovada karıştırdım kaktüslerimin toprağını. Kaktüslerimin toprağına gelince humuslu bir toprak ile, yani çiçekçiden alabileceğiniz herhangi bir bitki toprağı ile ben kumu karıştırdım. Drenajlı bir toprak olmasını sağladım. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi bu kaktüs, sukulent tarzı bitkiler çok fazla su tutan toprakları sevmezler. Birazcık drenajlı, kumlu toprakları severler. O yüzden ben karıştırdım. Dilerseniz içerisine kendi evinizde bulunan organik artıkları da karıştırabilirsiniz. Örneğin demlediğiniz çayın küspesini ya da içtiğiniz kahvenin telvesini ya da birazcık tarçın karıştırabilirsiniz mikroorganizmaların üremesine engel olmak için. Ben bir kovada karıştırdım toprağımı, hatta saksılarımı da yarıya kadar doldurdum. Şimdi toprak değişimini yapacağım. Şöyle hafifçe saksının oynamasını sağlıyorum yerinden. Kaktüsümün köklerine zarar vermeden çıkaracağım bunları. Biraz çakıl taşlı bir topraktı bu kullandığım toprak. Renk olarak da biraz farklıydı. Açıkçası toprağından da çok emin olamadığım için biraz da değiştirmek istiyorum bu kaktüslerimin toprağını. Gördüğünüz gibi çok hoş, farklı, değişik bir kaktüs. Üzerindeki bu şeylerin hepsi de yavru. Ancak ayırmayacağım onları, zaten çok küçük. Birazcık büyüyünce ayırmak daha mantıklı olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi temizliyorum. Bunların ekimini yapacağım. Daha önceki değiştirdiğim saksısı ise ilk satın aldığım saksılarıydı. Özellikle yeni aldığımız kaktüs, sukulent tarzı bitkilerin aldıktan sonra saksısını değiştirmenizde fayda var. Çünkü kullanılan toprak kalitesiz bir toprak, hem de çok fazla gübreleme yapıldığı için kaktüsler için çok da sağlıklı bir toprak değil açıkçası. Şimdi kendi saksımı aldım. Üzerini toprakla dolduruyorum. Bundan sonra artık haftalık sulama işlemine geçiyorum. Önceden daha az sulama yapıyordum kış döneminde. Artık haftalık sulama işlemini yapacağım. Bütün kökleri saksımın içerisinde kalacak şekilde. Gördüğünüz gibi saksımı da büyüttüm birazcık. Daha güzel, daha hızlı gelişsin diye. Şimdi bahar geldiği için kaktüslerin güneş ışığı da alacağı için büyümesi hızlanacak. Aynı zamanda sıvı bitki besini vereceğim ben kaktüslerime. Bundan sonra aylık olarak sıvı bitki besini vereceğim. Çünkü yaz döneminin gelmesiyle dediğim gibi kaktüsler de uyanıyor. Bu uyanmanın etkisiyle daha çok suya, organik maddeye ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden
sıvı besini vereceğim. Gördüğünüz gibi dik durması için böyle etrafını destekleyeceğim. Bu şekilde haftalık sulama işlemini yapacağım. Yine aşırı sulamamaya gayret edin. Aşırı sulama yaparsanız yavaş yavaş çürümeye başlıyor kaktüsler. Çok suyu sevmeyen bitkiler bildiğiniz gibi. Yaz ara ara evi havalandıracağım. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle de evlerimizi, odalarımızı havalandırmamız çok önemli. Yazın daha havadar bir ortamda olacakları için daha hızlı gelişim gösteriyor. Aslında çok güzel büyüdü kış döneminde, uyku döneminde olmasına rağmen. Çünkü aldığımda çok küçüktü. En küçük boy saksıdaydı. Gerçekten miniciklerdi. Yani toprak değişimi yapmanın faydası oldu. Ancak dediğim gibi eski toprağımı da çok güvenemediğim için o yüzden yeniden bir saksı değişimi yapmaya ihtiyaç duydum. Evet, gördüğünüz gibi. Yine kullandığınız saksının altının delikli olmasına dikkat edin. Eğer altında delik yoksa altına bir miktar çakıl taşı döşeyin. Mesela şu kadar falan çakıl taşı koyun altına. Ki siz kaktüsünüzü suladığınızda gelen su saksının içerisinde tutulmasın. Çünkü çok suyu seven bir bitki değil kaktüs. Çürütebilirsiniz kaktüsünüzü. Bu da birazcık maalesef evimize gelen çocukların hezimetine uğrayan bir kaktüs. Bu da birazcık yamuldu. O yüzden bunun saksısını değiştireceğim. Hem de yavru veriyor gördüğünüz gibi. Tavşan kulağı şeklinde kaktüs. Burada küçük bir yavru daha var. Ama yavrularını ayırmayacağım. Ben büyüyen kaktüsleri seviyorum. Bu şekilde bunun da yine kenarlarını oynatıyorum. Saksı değişimini yapacağım bunun da. Gördüğünüz gibi zaten çok fazla köklü bitkiler değil bu bitkiler. Toprak değişimini yaptıktan sonra bunları sulayacağım. Hem de kaktüslerin üzerine birazcık su püskürteceğim. Çünkü hani kaktüslerin de baharın geldiğini biraz anlaması, uyanması için bir uyandırma amaçlı hafif bir su püskürteceğim. Sulayacağım kaktüslerimi. Artık büyüme zamanları geldi çünkü. Direkt güneş ışığını sevmezler. O yüzden hani balkonlarınızda falan kaktüsleri tutacaksanız direkt güneş ışığı alan yerine değil balkonunda biraz daha dolaylı yoldan güneş ışığı alan bölgesine koymanızı tavsiye ederim. Çünkü direkt güneş ışığını çok sevmezler. Yanabilir, renk değişikliği olabilir direkt güneş ışığı gördüğünde. O yüzden hani ya balkonlarınızda ya da evinizin iyi güneş ışığı alan ancak bitkiyi yakmayacak şekilde olan bir bölgesini koyabilirsiniz kaktüsleri de. Şöyle gördüğünüz gibi ekiyorum. Kökleri içine alacak şekilde ancak kaktüsün bir kısmını da içine alacak şekilde koyuyorum. Yoksa desteksiz kalacağı için yukarıdaki kaktüs de büyüdüğü için tutmayabiliyor. Birazcık devrilme olabiliyor kaktüslerde. Siz bu işlemi yaparken eldiven de kullanabilirsiniz. Çünkü kaktüsün dikenleri olduğu için birazcık batıyor, rahatsız edici olabiliyor. Eldivenle de yapabilirsiniz bu işlemi. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha destekleyeceğim. Çünkü köklerin etrafı desteksiz kaldığında birazcık yamulabiliyor kaktüsler ya da küçük çocuklar oynadığı zaman da desteksiz kök olduğunda yamulabiliyor. O yüzden birazcık sıkıştırmayı tercih ediyorum elimle. Sulama işlemini de aşırı derecede sulama yapmayarak işte dibi kuruduğunda bundan sonra haftalık sulayabilirsiniz kaktüsleri. Sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayda bir bitki besini vermenizi öneririm. Sıvı bitki besinleri var çiçekçilerde satılan.
Onları kullanabilirsiniz. Evet. Kaktüsümün de saksıya alma işlemini tamamladım. Şimdi sulama işlemini bugün yapmayacağım ben. Birkaç gün toprağına alışmasını, yerine adapte olmasını istiyorum kaktüsün. Ondan sonra sulama işlemi yapacağım. Önce kaktüslerimin üzerine birazcık su püskürteceğim. Hem yıkama amaçlı, üzerindeki tozların gitmesi için. Hem de biraz baharın geldiğini anlamaları, uyanmaları amacıyla. Biliyorsunuz kış döneminde kaktüs, sukulent gibi bitkiler çok fazla çoğalmıyor, çok hızlı büyümüyor. Güneş ışığı, besin, sulama yetersiz olduğu için. Bu şekilde her iki kaktüsümü de şu anda saksıya aldım. Birkaç gün bekleyeceğim. Daha sonra sulama işlemlerini yapacağım. Gördüğünüz gibi ben yavruları ayırmamayı tercih ediyorum. Birazcık büyütmeyi düşünüyorum çünkü kaktüsümü. Bu şekilde ama çoğaltmak isterseniz, çoğaltmak istediğiniz takdirde bu şey elinizle kırarak, herhangi bir bıçak kullanmayarak, elinizle kırarak bu küçük parçayı direkt toprağa ekerseniz bu bir süre sonra köklenecektir zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz çoğaltma işlemini. Bugünkü videomun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.